Siber zorbalık. Zamanımızın çoğunu internette geçiriyoruz. Onunla iletişim kuruyor, onunla eğleniyor, onunla araştırıyoruz. Peki tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi orada da iyiler ve kötülerin olduğunun farkında mıyız? Bu noktada bilmeniz ve kendinizi korumanız gereken durumlar var. Hatta bazen de farkında olmadan çevrenizdekileri incitiyor olabilirsiniz. Bunlardan en sık yaşananıysa siber zorbalık. Yani şiddetin başka bir biçimi. Gelin birlikte siber zorbalık yapanların tipik davranış biçimlerine bakalım. Kullanıcı adlarının arkasına saklanırlar. Yaşadıklarını farklı yansıtma eğilimindedirler. Popüler olmanın cazibesine kapılırlar. Ortamı etkilemenin çekiciliğine kapılırlar. Kimliği bilinmeyenin daha güçlü olduğu içgüdüsüyle hareket ederler. Düşük özgüvene sahiptirler ve daha önce siber zorbalığa maruz kalmışlardır. Verdikleri zararın sonuçlarını görmezler. Gelin şimdi de gerçek zorbalıktan farkı olmayan bu kaba davranışlara bir göz atalım. Dışlamak, dışlanmak. Sosyal medyada ve oyunlarda dışlandığınızı hissettiğinizde tekrar iletişim kurmaya çalışın ama kendiniz olun. İstedikleri role bürünmeyin. Değişmeyen hallerde o ortamlardan uzak durun, yeni araştırma alanları keşfedin. Dedikodu yapmak. Başkalarının arkasından hoşuna gitmeyecek sözler söylemek, gerçek hayatta da uzak durulması gereken bir durumdur. Yapmayın, yapanları uyarın. Dalga geçmek. Unutmayın, bunu yapanlarla da dalga geçiliyor ve birine zarar vermek istiyorlar. Sınırlarınızı belirleyin, ciddiye almayın. Taciz etmek. Attığı mesajlarla ve görsellerle sizi rahatsız eden birileri olabilir. Belki de en tehlikeli zorbalık biçimi. Korkmayın ve bu konuda utanmayın. Öğretmeniniz veya ailenize anlatın. Sizi anlayıp çözüm üreteceklerdir. Paylaşımlarınızın herkese yayılması ve şantaj. Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin. Gerçek hayattan farklı davranmayın. Herkese güvenmeyin. Bazen en yakınınızdakiler bu noktada sizi üzebilirler. Sahte kullanıcılar. Tanımadığınız kişilerle iletişim kurmayın. Hayatı paylaşmayın. Sanal dünyada sahte hesapla sizi kandırmaya çalışanlar olabilir. Şantaj ve tehdit. Tanıdığınız veya tanımadığınız ama iletişim kurduğunuz sanal kimlikler sizden faydalanmaya çalışabilirler. Buna izin vermeyin. Ebeveyn, rehberlik öğretmeni ve emniyet güçleri bu konuda en büyük destekçiniz olacaktır. İstismar ve taciz. İnternetin her alanında almak istemediğiniz ve sizi rahatsız edici mesajlar, içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Çaresiz değilsiniz. Çare sizsiniz. Aileniz, öğretmenleriniz. Aşağılamak, küfür etmek ve utandırmak. Sosyal medya ve başka sanal ortamlarda sizi rahatsız eden sözler sarf eden ve yorum yapanlar olabilir. Bu durumu kabullenmeyin. Ayrıca aynı davranışı siz de sergilemeyin. Bu hayat tarzını kabullenmek zorunda değilsiniz. Hissettikleriniz sanal değil, gerçek. Bu tür zorba davranışlar sergileyen insanlardan korkmayın. Ailenizle ve rehber öğretmeninizle paylaşın. Zorba olmayın, zorbalığa sessiz kalmayın. Vaktimizin çoğunu internette geçiriyor, okuyor, izliyor, paylaşıyoruz. Ne var ki yazdıklarımızın etkisini göz ardı ediyor, hafife alıyoruz.
Siber zorbalık özellikle çocukların, gençlerin ve onlar kadar yetişkinlerin de hayatını olumsuz etkiliyor. Her yıl milyonlarca kişi siber zorbalık yüzünden depresyona giriyor, hatta intihar ediyor. Dışlanma, ayıplanma gibi nedenlerle bu durumu ailesiyle, çevresiyle, uzmanlarla paylaşmaktan ve yardım istemekten çekiniyor. İnternette, sosyal medyada yapılan yorumlar sanal değil, gerçektir. Gerçek olan niyetimiz değil, karşımızdaki insanın ne hissettiğidir. Aşağılama, hakaret fazlasıyla kabalık. Hepimiz yaşıyoruz, adı siber zorbalık. Yerimde olanlarsın, herkes bunu kaldıramaz. Durum ciddi, boş verme, farkına var. Aşağılama, hakaret fazlasıyla kabalık. Hepimiz yaşıyoruz, adı siber zorbalık. Yerimde olanlarsın, herkes bunu kaldıramaz. Durum ciddi, boş verme, farkına var.